basın toplantımıza hoş geldiniz değerli basın mensupları. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Soru kısmına geçebiliriz. Evet, bu zamana kadar oynadığım tüm maçlarda dair Avrupa'da ve burada gördüğüm en güzel sahada oynadık. Zemin olarak müthiş bir zemin. Yağmura rağmen futbol oynamak adına, topa sahip olma, topu kullanma adına bir oyuncular takım için en güzel değerlendirme yapacak bir maç oldu. Deplasmanda oynadık. Biz de tabii zor bir dönemden geçiyor. İki deplasman maçında çok ucuz kaybettik. Onun da bir travması var takım üzerinde. Zaten sezon başından beri sağ dışında güvensizlik ortamı yaratılıyordu ama bunu aldığımız sonuçlarla kapatmaya çalışırken iki maçta kaybettiğimiz 6 puan ligde tabii konumumuzu da etkiledi. Bir de kamuoyunda özellikle bizim taraftarlar arasında bir güvensizlik olması için her gün onlar konuşuldu. Tabii ki eleştirilebilir. Ben bu konuya değinmek istedim ve yayıncı kuruluşu yüzüne karşı da söyledim az evvel. Şimdi de söyledim. Tarafsızlığına inanmıyorum ve iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Çünkü onlar yok etmeye çalışıyorlar ama bizim taraftarların da o konuda uyanması gerekiyor. Şimdi siz yorumlarla zaten niyetinizi belli edebilirsiniz ama asıl belgelerle belirtmesi çok kötü. Biz Pendik maçında attığımızda golü o golü hiç rahatsız olmadan gol iptal olduktan sonra konuşmayan kurum bir başka maçta gol olduğu zaman o görüntüyü veriyorsa benim konuşacak bir şeyim yok. Yani istediğin zaman o görüntüyü devreye sokarsın, istediğin sokmazsın. Peki bu kurumlara biz nasıl güveneceğiz? Yani şimdi aynı durumda takımınızın işte olumsuz oyununu tabii eleştireceksin. Eleştirme üzerinden de sadece şu yapılıyor. Camiada nasıl bir güvensizlik yaratır? Zaten biz yazdan beri bir yönetim istifa, işte şunlar bunlar. Ya eleştiri yapılır ama her gün bunlar konuşuluyorsa ve kazandığın maçtan sonra niye kazandık diye pişmanlık duyma hissi veriliyorsa burada ben samimiyetin olduğunu düşünmüyorum. Bu tehlikeli bir durum. Bizim için değil, Türk futbolunda tehlikeli bir durum. Saygısızlık olarak görüyorum. Yani maç kazanılmış, Afrika Kupası varmış da varsa var. Yani her zaman konuştuğumuz şey. Kaybettiğimiz zaman kimi kötüleyeceğiz, kimi yok edeceğiz. Yani tuhaf bir şey görüyoruz şu anda. Ha bizim bu zaman zaman ki kaybettiğimiz iki maçtaki eksik oyunlarımızı biz zaten eleştiriyoruz. Siz de eleştireceksiniz. Ama bu eleştiri sınırlarını açtık. Başka niyetlere gitti. Camiada tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Ben taraftarların daha sakin olup çünkü burada yapacağımız en küçük yanlış bugünleri de bizi aratır eğer böyle olursa. Çünkü zaten istenen şey yani dışarıdan pompalanmak isteyen konuların bizim cami içinde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Herkes her şeye açık. Biz oyuncular da ben de takımın başarılı olması için uğraşıyoruz. Eksik taraflar varsa onları eleştirip cami içerisinde ama olmayacak konularla maç kazandığımız zaman bile yok sayacaksak kaybettiğimiz zaman abartılı bir şekilde hep dışlamaya çalışırsak bu doğru değil. İşte transfer yapılmıştır, şu yapılmıştır bunlar tamam doğru. Hep geçen de söyledim. Oyuncuların ve kulübün şu anda öyle bir sorunu yok. Ama aldığımız sonuçların verdiği başarısız sonuçlardan dolayı zaten ben sorumluyum. Yani bu dolayısıyla o zaman oyuncuların ve yönetimin yakasını bırakalım. Ama hem başkan hem bana daha sonra oyuncuya geldiği zaman evet transferde hepsi mükemmel çıkmadı. Bütün oyuncularımız hazır değil. Bunlar eleştirecek. Biz de onları değerlendiriyoruz. Peki şunu da yapıyoruz. Üç günde bir maç yapıyoruz. Biz de ona göre kadro değiştiriyoruz. Bu değişiklik yaptığımız esnada bizimkine niye oldu, o niye oynamadı, ona niye oynamadı ama başkası yaptığı zaman ya o kadar güzel bir şey ki şu bile dışarıda kaldı gayet normal. Yani bizi olunca suçlama orada ya bu normal, üç günde bir maç yapıyorsunuz. Bir de seyahatlerimize bakın. Biz milli maçlardan sonra cuma akşamı Abu Bakar ve Mülaka geldi. Trabzon'a gittik cumartesi günü. Pazar oynadık. Döndük Brüje'ye gittik. Döndük geldik. Adana'ya gittik. Sağımız oynadık. Adana'ya gittik. Geldik İstanbul'a. Tekrar Konya'ya geldik. Üç günde dört günde maç oynamak değil sadece. Yorgunluk maçta olmaz. Zaten milli takıma gitmeden önce yani o gittikten sonra bütün oyuncular idmansız geldi. Biz de idman yapamıyoruz çünkü üç günde bir maç var. Bir de bu uykusuzluk var, seyahat var, yat kalk, oda değiştiriyorsun. Ha bütün bunlar bizim oyunumuzun daha güzel olmasını engellememesi gerekiyor. Bunları ben işte hakem hatası var, işte o saydıklarımı başka da söyleyeceğim var. Yani onları da girersem şimdi bir de federasyona girmeyeyim çünkü yüzüne karşı söyledim. Orada da söyledim. Hep söylüyorum.
İnsanlar bulundukları aile de olsa, kurum da olsa ona güvenmek, inanmak ister. Orada şüpheye düştüğü zaman orada huzursuzluk sadece onlarda olmaz, ülkede olur. Ben bir güvensizlik hissediyorum. Ha bu benim başarısızlığımı kapatmasını yaptığım söylem değil. Genelde böyle bir durum var. Tartışmanın daha da büyüyeceğini düşünüyorum gördüklerim tablo. Yani yok yapay zeka, yok bilmem teknoloji öyle bir yalan. İnanmıyorum. Gelen hakemlere bakıyorum. Yani Trabzon'da işte olan hakem, Adana'da olan hakem, maçında olan hakem. İnşallah yakında yine gelmezler. Ben bunları bir söyleyeyim çünkü içimde kaldı ühte. Yarın kötü sonucu olduğu zaman konuştu demesinler. Ben iyiken söyleyeyim. Bağırmaların, şunların bunların olması için değil. Bizim eksiğimiz yok değil. Biz oyuna hakimdik. 11-11 iken zaten oyun kontrolü bizde. Evet daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Ama rakibin de pozisyonu. Oyuna hakimiz, üstünüz. Golleri bulduk. Değişiklik yaptık. Giren oyuncularımızın daha tempolu oynaması gerekiyordu. Ve rakip de 10 kişiye rağmen geldiği pozisyonlar oldu. Biraz da pas yapalım derken çok rahat oynadık. Bu da rakibe bizim sahaya gelme şansı verdi. Oysa biz 11-12 biraz da Perşembe günü maç var. Pas yaparken çok kendimizi bıraktı. Tempomuzu düşürdük. O bakımdan da bir eleştiri taraflarımız var. Oyun içerisinde yine hücumda, vacosunda sıkıntılarımız var. Bunlar eleştirmeye saygı duyar. Ama bunu işte bu kazandığı maçtan hemen sonra Afrika Kupası'nı gündeme getiriyorsa zaten kazanmayı nasıl kapatırız? Bir doğrular var, yanlışlar var. Onları söylersin. Hücuma çıkarken top kayıpları var söyleyebilirsin. Defansta durup hata yaptı diyebilirsin. İşte daha iyi oynam. Ama sen bu maç kazandığımı gündem değilsin diye Afrika Kupası var. Zaten biliyoruz onu. Kaç defa söyledin ya? Kaybedince ne diyorsun? Hesap göreyim, taraftarın ağzına atayım diyorsun. Ya bu işte çok artık ucuz düştü. Yani bunları biraz geçmek lazım. Konyaspor kendi sahasında oynamanın artısını kullanırken genelde uzun toplarla çıkıyor. Biz buna da hata yapıyorduk. O da onu kullanmak istedi. İşte Konyaspor da eleştiriliyor. Niye böyle yaptın diye. Çünkü bunu yapanlar kazandı. Biz iki maçta kaybettiğimizde rakip bizim sahaya gelerek değil uzun attığı toplarla dönen toplarda reboundla alarak bize etkili oldu. Biz de ona karşı bugün başka bir oyun şekli oynamak düşündük. Ha bundan da rahatsız olanlar var niye öyle oynadınız diye onu da söyleyeyim. Kazanmak için yaptık bugün tuttu. Kaybettiğimiz zaman yine eleştirmeye devam edecekti etsinler. Buyurun. Bugün Şahinoğlu Sabahkası. Siz hocam öncelikle tebrik ederim. Bugün sahaya hem Adana Demirspor maçına göre farklı bir 11 çıkardınız. Çok fazla değişiklik vardı içerisinde. Bir de yanılmıyorsam bu sezon ilk kez sistem olarak da diziliş olarak da bir değişiklik yaptınız. 4-4-2 gibi sahaya sürdünüz oyuncuları. İlk devre 19 orta açtı oyuncular. İkinci devre ise 2 ortası vardı. İstediğiniz bir şey miydi bu? Yoksa sizin arzu etmediğiniz ama oyunun geliştirdiği bir durum muydu? Şimdi şöyle, rakibin uzun top attı, rebound'a geleceğini biliyorduk. Bu gelişte biz de arkaya uzun top birebirlerde etkili olmak istedik. Zaman zaman bunları yaptık, zaman zaman yapamadık. Kanattan geldiğimizde isabetli ortaları atabildik ama rakip de özellikle sol taraftan Cilerme'yi de çıkararak Mourinho ile beraber etkili olmaya çalışıyordu. Sağ bekleri, sağ bek değil de sağ stoper diyelim oyuncularını da stoperde tutup üçlüye dönüp hücuma yapmak istiyordular. Bunda uzun atılan topta Ahmet'in indirdiği toplarla veya forvetten dönen toplarla reboundlarla hücum etmek istiyordu. Biz de aldığımızda etkili olmaya çalışıyorduk. Bu gol geldikten sonra ikinci yarı tamamen zaten oyunu hakimiyeti bize geçti. Ama golü bulduktan sonra 2-0'dan sonra pozisyonları bulduk. Seçimlerimiz yine eksik kaldı. Pas top kayıplarımız var. Daha iyi yapabilirdik bunu. Mesela oyuna giren Raşit Gezra, Cenk, Alex Chamberlain daha iyi işler yapabilir diye düşündüm. Çünkü onları da geçen maçta oynatmıştım. Bir göreyim diye ama maalesef tempo düştü. Yani hem oyun olarak daha net pozisyonlar bulmamız gerekiyordu. Rakip mi gelmemesi gerekiyordu. Bunları yapamadık. Yani eksiklerimiz de var ama hatırlarımız daha fazlaydı. Bu da bize kazanmayı getirdi. Buyurun. TV5 Mehmet Ali Kayacı. Hocam kaldığı yerden devam etmek de isterim. Sahada 4-4-2'yi yer aldığını gördük. Bu karşılaşma için bir tercih miydi? Yani bir analizin sonucu olarak ortaya mı çıktı? Yoksa takım kadrosunun en verimli donanım noktasının bu olduğunu düşündüğünüz için devamlılık getirecek mi?
Bir de kırmızı kartla birlikte hızlı bir dokunuş yaparak iki değişiklik gerçekleştirdiniz. Bu da oyunu soğutan ve rakibin de gücünü belki azaltan bir hamle oldu. Buradaki kırılma noktası da neydi? Teşekkür ederim. O az evvel söylediği ikisi de doğru. Biz 4-4-2 oynatırken aynı zamanda Bahtiyar'ı kenarda, iki kenarda da değiştik zaman zaman. Çünkü dediğim gibi sol taraf daha etkili gibi. Sağ tarafta beki kullanmıyorlar. Ahmet'te uzun top atıyordular. Ama aynı zamanda içeriye sokmayı diye düşünüyorduk orta sahaya gelip. Oyun kursunda iki açığımız. Bir de oyun içerisinde mülakayı zaman zaman işte sonradan yaptık. İkinci yarı değiştirdik mesela. Bahtiyar'ı içeri aldık. Amir Salih Bahtiyar. Mülakayı kenara aldık. Bu sefer tekrar eski haline döndük. Golden sonra da dediğiniz gibi Gezal'ı aldım oyunu. Çünkü Ege ile Gezal'ı aldım. Ama çok yavaş oynadık. Yani daha fazla pozisyon ve gol bulmamız gerekiyordu. Çıkarken top kaybetti. Bu sefer rakip geldi ki bizim bir eksiğimiz de odur. Yani çıkışta kaybedilen top sonrası rakibe pozisyon verme. 10 kişi de olsa rakip bu gelişi buldu. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Yok mu soru? Bir soru daha var hocam. Evet. Konya BBN Haber Gazetesi Yılmaz Çelik hocam. Tebrik ediyorum. Penaltı pozisyonunu sormak istiyorum. Golden önce, daha doğrusu kırmızı karttan önce çok büyük bir tepki oldu Konya Spor tarafından ama pozisyonu izlediniz mi? Abubakar'ın eline çarpan bir top oldu ama değerlendirme durumunuz oldu mu acaba? Ben hiç görmedim, izlemedim. Yani faullerde de şunda da bazı faullerde işte sarı kartlar verildi, şunlar bunlar verdi ama o pozisyonu zaten uzak tarafta kalıyordu. Ama hakemin hareketinde şöyle yani anlatıyorum, eli duruyor, eline top geliyor şey işaretini gördüm ama ben pozisyonu tam görmedim. Yok zaten o zaman buraya geldim zaten izleyecek zamanımız olmadı. Sadece dinledim onları. Baktım çok övgüyle bizden bahsediyorlar. Ne zaman Afrika'ya gideceğiz? Kimlere gideceğiz? Kadroyu yapıyorlar. Allah razı olsun. Onları yapıyorlar. Çok güzel, çok zor işleri var onların. Yani onu izlemedim. İzlersem eğer penaltı mı değil bilmiyor. Siz daha iyi görmüşsünüz. Penaltıysa diyecek bir şey yok. Hakem hatası dersiniz. Furkan Bey. Hocam tekrar tebrikler. 3 gün sonra Avrupa Konferans Ligi'nde bir Lugano mücadelesi var. Getson'un durumu nedir? O maçı yetişme ihtimali var mı? Teşekkür ederim. Söylemişken söyleyeyim. Yani biz eksikleri de söylemek için değil. Çünkü bu değişikliği zaten yapıyoruz. Eksik de olsa değişiklik sayılmaması lazım. Mert şu anda bakacağız durumuna, takip edeceğiz ama o da Perşembe günü olmayacak görünüyor. Anterevich'le Getson daha iyi durumda. İdmanlara başladı. Antalya için biraz idman eksikliği vardı ama şey normal idmanlara başladı. Yarından itibaren tahmin ediyorum ki idmanlara katılabilecek. Başka bir de Erik Beli vardı. Gelmeden bir gün önce antrenmanda Semih'le biraz ayakları takıldı birbirine. Dizinde biraz ağrı oldu. O yüzden de onu risk etmek istemedik. Biz değişiklik zaten yapıyoruz. 3-4 tane sakat da olsa, 3-4 tane eksik olsa 7-8 tane değişiyor. Geçen maça baktı. Yani bazen bu tercihleri henüz tutmuyor. Mesela Trabzon'da işte milli takımdan gelenlerden dolayı bazı tercihleri koyduk. Olmadı. Hücumda Adana'da da olmadı. Burada baktım daha mücadeleci bir oyun vardı. Benim en büyük eksikliğim rakiple temaslı bir oyunu boğuşarak rakibi sahamıza getirmeden oynatmayı. Ama biraz sonuç aldık mı yine rahate düşüyoruz. Onları düzelteceğiz. Taraftarlara seslenmiş oluyorum. Bu takım onların takımı, Beşiktaş camiası büyük. Kendi içimizde yönetim de olsa, eski yönetici de olsa, divan başkanı da olsa, ne bileyim, yani doğudaki bir taraftar da olsa hepsi Beşiktaş'tı. Beşiktaş'a faydalı olmak için ne varsa onu yapmaya çalışacağız. Yoksa işte başkanın hocasını, oyuncusunu veya bir başkasını yok sayarak veya ağır eleştiri yaparak rakiplerin yaptığı eleştiriye ortak olarak İçileri gidemeyiz. Bu bende de ilgili. Ben olsam da yönetim olmasa da aynı şeyi devam ederse yazık olur. Bu tür kulüpler büyük kulüp olamaz. Son bir soru daha var galiba hocam. Konya Yeni Haber Gazetesi Sufkendirci. Hocam sizi bulmuşken merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Geçen hafta çok tartışma oldu play-out sistemiyle ilgili. Başkan Ahmet Nurçe bir açıklama yapmıştı. Sıcak baktığına dair açıklamalar vardı. Sizin teknik direktör olarak düşünceniz nedir? Onu merak ediyorum. Bunlar geçti. Sohbet olsun diye. Konuşulan şeyler Türk futbolunda. Çünkü konuşanlar kim bilmiyorum. Şimdi elit antrenörleri toplantısı vardı. Örnek olsun diye söylüyorum. O gün de söyledim. Bakın onu hani konuşur olur olmaz. Türk futbolunun ana konusu o değil. Ana konusu üretim, eğitim, tesis, organizasyon, gençliğin durumu,
Bunlar konuşuruz aynı. Ben bir şey söyleyeceğim. Elit antrenör toplantısında o zaman yeni olmuştu ki yine VAR'dan en büyük darbeyi biz yemiştik. Offside'de bulan oyuncu var. Golü yedik. Toplantıya gittim. VAR'ın yenilik olduğunu söyledi. O da konuşuyordu. Bizim de Türkiye'ye bakan bir İtalyan vardı o zaman. O da oradaydı. Dedim ki bunlar oluyorsa hiçbir şey değişmez. Ne oldu? Malzeme çıktı. Kime? Yorumculara. Eskiden teknoloji yokken yorum yapıyordular. Şimdi teknoloji var, daha fazla yorum yapıyorlar. Onlara çok iyi malzeme çıktı. Ya gördüğün çizgide gördüğün çizgiyi Beşiktaş maçında göstermiyorsun golü. Herkesin normal fotoğraf makinesi çektiği gol hakem iptal ediyor. Buradaki gol attığını gösterebilmek için bir açıdan bulup hala tartışılır pozisyonda. Bu teknolojiyi koyuyorsun buna. O gün dedim ki ben aynı şeyi. Eğer teknolojiyi kullanan insan iyi niyetli değilse teknoloji de yazık ederiz biz. Ve ettik de. Şu anda konuşmalar yapıldı. Sohbet. Bugün yorumları dinliyorum bu maçtan sonra değil. Ya ayağına değdi ama az değdi. Ya bu o kadar değildi. Niyetine bağlı yorum yapıyor. Şimdi bu yorumlarla taraftar etkileniyor. Şimdi bu çok doğru bir şey değil. Ya teknolojinin bu kadar tartışıldığı bir durumda biz daha ne yapacağız ya? O zaman ben kazanmışsam ben haklıyım, sen kazanmışsan sen haklısın. Söylenecek bir şey kalmadı. Bu dediğinizde öyle yani işte o arada bir gündem değilsin diye playoff. Olacak playoff, olsun ne olacak? Kimde oynayacaklar? Üretim var mı üretim? Bütçeler ne, ekonomi ne, idari, teknik yapı, ülkede futbol. Bazı takımları öne çıkarıp orada bir şov yapıp gündem yakalarsanız yarın Anadolu takımları çöker. O bütçeleri, ekonomileri bir düşünmek lazım. Konyaspor veya işte Kayserispor fark etmez. Hangi takımı söylüyorsanız. Anadolu'da zaten takımların girdileri yok. Nereden girdi alacaksın? Bütün kulüpler borçta. Büyükler de dahil. Sorunlar orada. Ana sorunları unutturmak için diğer konuları konuş. Playoff olsa ne olur, olmasa ne olur? Daha önce de bir ara playoff denendi ona benzer playoff. Sonra vazgeçti. O zaman mükemmel dedi. Aradan kaç sene geçti? Mükemmeli bulduk. Moda gibi düşün yani. Ben de çocukken giydiğim elbiseleri şimdi bir daha giyiyorum moda olduğu için. Peki. Tamam teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.